Sayın dinleyiciler ve sevgili soydaşlarımız, Western Armenia TV olarak bizler bugün dil bilimci ve sözlükçü Keti Kundakçıyan'ın evine misafir olduk. Keticiğim, seninle bizim uzun bir dostluğumuz var. Çok. Bir arkadaşlığımız var. Bir anlat bakalım ya, şu hamşinle ilgili bir anılarını falan bir anlat, dinleyelim. Yani bu hamşinlileri ben duymuştum ki Türkler. Yok ki yani milletleri Türk. Ama Türkleşmişler. İlkin ki ilk defa Türkiye'deki gördüm. Ondan 20-25 sene evveli Soçi'de, Sohum'da falan Hristiyan hemşinlileri tanımıştım. Bunlar da bizim gibi Ermeniler. Ondan sonra 86'da hemşinliler Kazakistan'dan, Kırgızistan'dan geldiler Ermenistan'a. Ha. İki kişi, evet. Birisi imam oğluydu. İmamın oğlu. Geldiler, o vakit bizim prezidentimiz Levon Del Pedrosyan'ıydı. Dediler ki biz gelip istiyoruz yerleşmek Ermenistan'da. Bu sözler çok gitti. O vakit Selo Hanzadyan, o büyük insanlar, yazıcılar falan çok yani toplantılar oldular. Neyse geleceklerdi Bağramyan'a. Yahut Mehri'ye. Orada iki kişi dediler ki ya onlar Müslümanlar, gelirler burada karışırlar Azerbaycanlılara. Dedi ki utanmıyorsunuz. Sen dedi mesela Hristiyansın yoksa ateistsin, eşeğin biri. Gelsinler çoğalırlar. Hem de her birisi 8-10 çocuğu oluyor. Adepsizler. Ondan sonra ben 90'larda gittim, onları gördüm. Hemşine gittin? Yok. Kazakistan'a, Kırgızistan'a, Uzbekistan'a, orada dolu hemşinliler var. Yanıyorlar Ermenistan ve Ermenilik için. Onları pasaportta yazmışlar hemşil. Ama onlar çok yani ardına düşünmüşler ki biz hemşil değilik, hemşinliyik, Ermeniyik. Şimdi geçelim hemşine. İlk defa ben onlara onlarla tanıştım 2001'de. Öyle gitmiştik gezmeye. O arkebiskopos şeyle Mesrobaşyan'la. Çok akıllı adamdı. Yani dediler buradan ki, otobüse geçtiniz. Otobüse gidiyorsunuz. Otobüsle gittik, turist. Ben de turist gittim. Turist. İlk defa gitmişim. Hemşine ilk defa. O İstanbul'u falan şey etmiyorum. Gittik gördük bunları. Dediler ki biz Türk'ük. İlk hemşinlileri Rize'de gördüm ve Trabzon'da. Köylere gitmedik. Dedik belki de siz anlamıyorduk. Çünkü Sovyet düşüncüsü, fikirlerimiz. Yok dediler biz Türk'ük. Halis hulus Türk'ük. Neyse geçti. Ondan sonra Samyer'den gittik. Her yeri gezmeye. Hemşine de gittik. Hep onlar da, Rumlar da diyorlardı ki biz Türk'ük. Ondan sonra gene gittik, gene gittik, gene gittik diyor. Biz hemşinliyiz. Rumlar da diyorlar biz Rum'uk. Ben Pontuk, Pont. Pontusluyuz. Ama Lazlar her zaman diyorlardı ki biz Lazık. Onlar her zaman Müslüman olmuşlar birkaç yüz yıldır. Yani belli bir milliyetlik bilinci yerleşmiş artık. Evet, yani evet. Lazlar kendilerine Laz. Yani yok, Türkler onlara zarar vermemişler. Evet. Çünkü onlar orduda yani olmuşlar. Nasıl Türk asker bunu Lazları kabul etmişler. Ama Pontlarla Ermenileri kabul etmemişler. Ondan sonra gene seneler geçti, 2-3-4. Arasına dediler ki, belki de köklerimiz Ermeni, belki de. Ondan sonra dediler ki, biz Ermeniyik ama
Ermənistan bizi sevmiyor. Niye sevmiyor? Müslümanlık bizi boğazlayacaklar. Kim dedi? Herkes de dedi. Türkler dediler bunları. Neyse. Bir defa da ki Lusine ile gitmiştik. Sahakan Lusine ile. Öç köyüne gittik. Çamlı hemşin. Yani ki o hemşinlilerin dilinde 800 tane Ermeni lafı var. Anladım. Kökü var. Kökü var. Sözcükleri var. O ki sen lafsın, Ermenice ile ne yani alakan var. Gittik, onun babası ölmüştü. Embesi vardı. Ondan sonra o ki dedi, karpuz kestiler falan dedi ki embesi. Ulan dedi, eşşuklu eşek, sen nasıl laz oluyorsun ki sen Ermenisin? O kitabı ki yazdın, adepsizin biri. Nereden 800 tane dedi, köken Ermenice buldun. Sen Laz dersin, Ermenisin. Çok ürüme it gibi dedi. Neyse, şimdi o Öç köyüne gittik. Ama bu hemşinliler, yemekleri, kendilerin evleri, neredeki yatıyorlar, eşyaları hep Ermeni gibidir. Böyle üst üste döşek, yorgan, şey, dürülüyor. Nasıl ki bugün Yezidlerdir. Yezidler de nasıl ki biz, çok benzer, aynısı köken. Çünkü Farsilerle, Hindilerle birik biz köken. Neyse. Şimdi gittik bir eve. Hikmet Akçiçeğinin. Gittik şimdi yemek veriyorlar. İlk yemeği basus dolma. Pirincili. Ondan sonra salatalar falan hemen sana dersin ki Ermenistan'dasınız. Bunları nereden öğrendiniz? Aman dedi, neler söylüyorsun? Atadan babadan yemeklerimizdir bu. Tapav dolma, kendiler pişiriyorlar. Ama Türk Ermeni sözü yoktur şimdi. Neyse şimdi Öç köyüne gittik. O jurnalist adını şimdi hatırlarım da sonra derim. Dedi ki şimdi o köye gidiyoruz, Türkçe konuşuyorlar, Ermenistan falan söylemeyin. Gittik orada da yağmur, yağmur, yağmur. Bütün ıslandım. O dolmayı, salatayı falan yedim. Üşüyordum. Hem de ıslandım. Gittik orada oturduk. Ben giderim dedim. Soba yanında otururum dedim. Hem de üşüdüm beni. Orada oturuyorlardı da 6 erkek, 6 kadın. O ilk defa ki oraya gittik, girdik. Lokantadan evvel oraya girmiştik. Bir büyük adam vardı. Şimdiki benim yaşımda. 80'lik vardı o vakit. Dedi ki, o ama kendine hiç kimse bir şey dememişti. Bu 500 yıldır dedi, buraya Ermeni ayağı girmemişti. Ben dilimi ısıra verdim. Isırdım dilimi. Çünkü demişler ki... Susacaksın. Neyse biraz. Oturdum, ısındım, şöyle şöyle. Dedi, üşüyorsun. Evet dedim, üşüyorum. Dedi, siz bizi niye sevmiyorsunuz? Kim sevmiyor sizi dedim. Ermenistanlılar dedi. Kim dedi ki dedim, Ermenistanlılar sizi sevmiyor. Siz kimsiniz? Biz Türk'ük, yok dedim. Hemşinli der misiniz? Hemşinli Türk'ük. Ben de dedim, mesela Suriyalı Ermeniyim. Ermeni der miyim, Arap'ım? Yok dedi. Şimdi ben gelirsem, ben gelemem Ermenistan'a dedi. Beni boğazlarsınız. Şimdi dedim, buraya bak, 86'dan beri bu tarafa. Bir sürü dedim, hemşinliler ki hemşil yazmışlar pasaportta. Hiç kimse onları boğazlamıyor. Çünkü kendileri de Müslümandır. Ya nasıl dua ediyorlar? Gidiyorlar kilisaya, kendilerin küçük halı çayı seriyorlar, dizliyorlar, kendilerin duasını yapıyorlar. Kendileri oradan kovalamıyor mu? Kovuyorlar. Yok dedim, niye kovacaklar? Yukarıda kaç tane Allah var? O Müslümanmış. O Budizmi şeyler, Hristiyanmış, ateistmiş. Yukarıda bir tane Allah var.
utanmıyor musunuz dedim. Allah kaç tane olur? Birden fazla Allah olur. Hiç. Ha doğrudur. Burada kadınlar artık karıştılar. Oo dedi, Kazakistan'da benim emmim. Olbiri dedi, morkurum. Olbiri tezem. Hem de dedi, emmimin oğlu Erivan'da iş adamıdır dedi. Artık kalan 3-4 senedir dedi, o kadar para çalışıyor ki. O ki dedim, sen diyorsun, ben gelirsem Ermenistan'a beni boğazlarlar. Altı erkek, altı da kadın. Kadın oturmuşsunuz burada. Kapı açıktır. Orada da su ırmağı gidiyor. Beni niye atmadınız? Beni atarsaydınız dedim o suya, dereye. İki üç günden kargalar fırlanırdı. De bilmezler de ki ben Ermeniyim de beni yiyorlar. Niye atmadınız? Haydi atın dedim. Yok dedi. Hemşiriler insanı öldürmezler. Aha dedim. Buradan başlayalım. Şimdi biri diyor ki Kazakistan'da kimi gördün? Kırgızistan'da kimi gördün? Adlarını söyle, söyledim. O büyük adam aksakal dedi ki, kızım dedi, kağıdını yapak bir ay burada bizim köyümüzde kal. Yok dedim, ben çeviriyorum dedim, gidim, olmaz. Kağıtları yapak 6 ay burada, 1 ay bizimle yaşa, 1 sene yaşa. O vakit geldiler bizimkiler, haydi gidelim. Ondan sonra o benim son gitmem idi. Geldim, kalbimi operasyon ettiler. Geçmiş olsun. Ama çok yani huzurlandı. Evet, senin bir de bir hatıran var he. Tarpta arabanız, otobüsünüz mü bozulmuş, bir şeyler mi olmuş, siz kalmıştınız, bir 5 gün mü ne bir kalmıştınız. Ha, onu anla. O orada şeydir, o ki Batum'dan çıkıyorsun, gidiyorsun Sarp'a, yani Rize'nin yanındadır. Orada otobüsün rahberi, kendinin otobüsü. Sen demek ki çok yalancı, kötü bir kadınmış. Kağıtları yapmadan bizi getirmiş, orada tuttular. 7 gün orada kaldık. Şimdi aç susuz, para bitmiş. Bes bir lokanta var, bir sürü para istiyorlar çünkü sınır başı. Orada dışarıda gördüm ki şey görünüyor, mescidin şeyi. Minaresi. Ha, minaresi. Bir jandarma vardı, ne var dedim, bırak da gidelim oradan aş ekmek alak, aç ölüyoruz 45 kişi, 8 çocuk. 8 tane çocuk, şöyle. Olmaz dedi. O bir gün gene gelmiş, efendim dedim, aç ölüyoruz. Burada bes dedim, abdesthane var. O da parayla. Terk etmemiz 1 dolar. Para da kalmadı. Bırak gidek oraya ekmek falan alır. Bak dedi, ceviz reçelinin reçetasını dersen bırakırım. Oğlum dedim, cevizi de derim. Kayseri de derim. Armayı da derim. İnciri, her iş ne istersen. Bes bırak gidek. Bizden de 3 tane Ermenistan'dan gitmiş geliyorlar. Bunları biraz Türkçe anlıyorlardı, biraz benden geldiler, gittik. Orada hemşin diliyle konuşuyorlar. Oğlum dedim, siz Ermenisin? Yok dedi, biz Türk'ük. Türk olun. Ekmek biraz sonra gelir. Bekledik, ekmek geldi, karpuz geldi, getirdik. 45 kişi yiyecek bunları. Şimdi 3., 4. gün gidiyor. Ha, o bir gün gittik, babaları oradaydı. Konuşuyorlar hemşince. Efendim dedim, sen kimsin? Kimliğin nedir? İşte bir hemşinliyim. İyi ki hemşinlisin. Ben de Ermenistanlıyım. Ben bir Hristiyan Ermenisiyim. Sen de bir Müslüman Ermenisin. Evet dedi, kim yalan söyleyecek? Öyledir dedi. Ya oğlum diyor ki ben Ermeni değilim, Türk'üm. Hemen döndü. Oğlum dedi, sen hemşinlisin. Ne yapak ki Hristiyan değilsin? Bu da bir Ermeni. Hem de dedi, Ermenistan'dandır. Niye korkuyorsun? 3-5 gün durduktan sonra gittim. Şimdi gene ekmek falan dedi.
nikah var, gel de gör dedi. O büyük, yaşlı adam. Dedim gecikirik, aman desin ki dedi, ekmek yoğurdu, ekmeği bekledik. Gittim, bunların ta kupusağına yandı. Vay be, yeah. Çok güzel. Ben ilk defa gördüm, başka görmedim ondan sonra. Pısak ediyorlar, narodu başına bağlıyor. Hristiyan gibi. Çocuk ağladı. Gittim baktım ki onda hundak etti. Ne o dedim, ne yapıyorsun? Ne bileyim dedi, büyük anamdan belledim. Hat çıkarıyor hundan üzerine. Ya. Ya narod bağlıyor başına nikahta. O Ermeniler adetlerinden çoğu daha duruyor orada. İlginç, evet. Mesela yemekleri aynısı. Yorgan döşeği o biz düzmeleri, yorgan döşeği düzmeleri aynısı. Arında göz. Üstünden de şu kadar haç asılı. Bu ne haçtır dedim. Dedelerden kalma. Ya sen Ermenisin işte. İşte şimdi diyorum ki bunlar Ermenileştiler. Daha iyi Ermeniler bizden. Dediler ki işte biz Türk'ük falanık, fıstanık. Ondan sonra dedim, bakayım Müslümansınız. Niye Ermeni adetlerini unutmadınız? Siz Ermeni olmaya Ermenisiniz. Bir insan Ermeni, Hristiyan olur. Müslüman olur, Şiit olur, Sünni olur, ateist olur, Ermenidir. Sen de Müslümansın, Müslüman değilsin, Ermenisin. Sonra soruyor, masaya ne derler? Sıyan. Sandalyeye ne derler? Atur. Bardağa ne derler? Bacak. Kaba ne derler? Bınak. Semaya ne derler? Yergin. Aman, bizim hemşinlidir bu. Hemşince konuşuyorlar baba. İnek'e ne derler? Kov. Biz de kov derik. Hayda. yoğurda ne derler? Mazun. Bizim mazunumuz. Mazun diyorum ya, mazun. Yüz göz olduk oğlum. Yüz göz olduk. Vay be. Ne kadar güzel. Ve böyle çok 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 bunlara nakliyet diyorum. Yok ki batmavatık, nakliyet, hekiyat. Ondan sonra iki köy gittik Çamlı Hemşin'de. İkisi de Mamgun. Oralar 7. yüzyıldan Mamigonyanların toprağıdır. Taş ya. Dayk, dayk. Ve çok hurnaz. Biz Mamgunuk diyor, biz Mamgunuk. Bir Mamgunlular Türkçe konuşuyorlar. Olbirler de Ermenice, Hemşince. Yani bu çok yani enteresan bir şeydir. Yani köken bozulmamışlar. Bu Hemşinliler ilkin korkuyorlardı Ermeni olduklarını açıklamaya. Ama şimdi anladılar ki iyi, kötü, kuvvetli, kuvvetsiz bir devletimiz var. Ve bu devleti seviyorlar. Ermenistan devletini. Keticam, bu canlı sohbetimiz için sana çok çok teşekkür ederim. Sanıyorum bizi izleyenler de senden çok çok mutlu olacaklardır. Seni seveceklerdir. Çok çok teşekkür ederim. Ben de çok memnun kaldım. Çünkü bu hastalıklar, bu Covid'ler falan benim pekten bırakmış. Bak benim talebelerim korkuyorlar gidip gelmeye, bırakmadım. Şimdi beni canlandırdınız siz. Sayın dinleyiciler ve sevgili soydaşlarımız, Western Armenia TV olarak dil bilimci ve sözlükçü Keti Kundakçıyan'la yaptığımız röportajımızı izlediniz.